Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte muhtemelen sizin de gündelik hayatınızda çok gördüğünüz fakat anlamını bilmediğiniz iPhone'ların arkasındaki sembollerin anlamına bakacağız. Şimdi arkadaşlar Apple'ın ilk telefonundan bu yana bu semboller telefonun arka kapağının altında bulunmaya devam ediyor. Ama acaba bunlar ne işe yarıyor? Benim bu içeriği çıkarana kadar bir fikrim yoktu. Ben de öğrenmiş oldum. Gelin şimdi masaya geçelim. Neler öğrendik hep birlikte size de anlatayım. Evet arkadaşlar meşhur masamıza geldik. İlk olarak benim şahsi anlamda da en çok merak ettiğim ve sizin de merak ettiğinizi düşündüğüm şu çöp kutusuna atılmış çarpı işareti ne demek ona bir bakalım. Bu tabii ki de telefonunuzu çöpe atmayın çalışmaz gibi anlamı taşımıyor arkadaşlar. Eğer bir gün bu cihazınız hurdaya çıkarsa bunu çöpe atmayın, yeniden dönüştürülebilir bir cihazdır bu. Bunu yeniden dönüştürülebilecek bir fabrikaya veya bir ortama teslim edin anlamını taşır. Anlamı da şu arkadaşlar, WEEE. Bunun açılımı atık elektrikli ve elektronik donanım talimatlarına uygun anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi hemen bu çöp kutusunun yanında bir ünlem var arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor, bu cihaz AB ülkelerinin en az birinde bir tane kuralı ihlal ediyor. Bu cihazla gittiğiniz bazı Avrupa ülkelerinde çeşitli frekans kısıtlamalarına maruz kalabilirsiniz. Hemen size bir örnek vereceğim bu konuyla ilgili. Mesela Fransa'da kablosuz cihazların yasal frekans aralığı 2.4 GHz ile 2.454 GHz arasında olmak zorundadır arkadaşlar. Eğer cihaz bu standartlara uyumluysa Fransa'da klas 1 statüsüne giriyor. iPhone gibi bu frekans aralığına uymayan cihazlar ise klas 2 kategorisine dahil ediyor. Yani bu ünlemde anladık ki o anlamı taşıyormuş. Çember için alınmış ünlemin hemen yanında bir 0682 yazıyor. O da şu anlama geliyor arkadaşlar. Avrupa ülkelerinde bu cihazın satışı artık serbest. Ki zaten bu tek başına anlamlı değil. Onun yanında bir de CE var. O da arkadaşlar Avrupa Birliği'nin teknik bu tarz cihazlardaki frekans ıvır zıvır standartlarına uygun olduğunu belirtir. Yani bu iPhone'u Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesinde ticari amaçlı veya bireysel olarak dolaştırabilir, gezdirebilirsiniz. Şimdi ben size buradaki FCC ID ve IC'nin ne demek olduğunu anlatayım. Burada yazan bu kod Apple'ın ABD ve Kanada odaklı olarak spesifik ürünlerini belirlediği koddur. Yani şu an bu telefonda görmüş olduğunuz bu kod sadece benim iPhone'umu karşılar. Bir diğer ID yani kimlik bilgisi de şurada gördüğünüz IC'de geçiyor arkadaşlar. O da Industry Canadi Identification ibaresinin kısaltmasıdır. Bu şu anlama geliyor. Cihazın yaymış olduğu radyo frekans standartları ve farklı radyo bantlarında nasıl çalıştığı kategori 1 olarak adlandırılıyor. Bu da tamamen teknik bir şey arkadaşlar. Tamamen cihazın radyo frekansları ve saçtığı frekanslarla ilgili bir şey. Çok fazla detayına gerek yok. ABD ve Kanada'nın ortak protokolünden oluşuyor. Şimdi arkadaşlar şunu merak edebilirsiniz. Bazı cihazlarda burada CE ve FC yazıyor. Bu CE Avrupa Birliği standartlarını, FC ise ABD'nin kendi içerisindeki iletişim standartlarını karşılar. Yalnız 2014 yılında ABD'de bir yasa çıktıktan sonra buraya artık şirketler her bir şeyi yazmak zorunda kalmadılar. Sadece basic temel anlamda sertifikaların hepsi burada yazıyor. Bu içeriğimizden anlamış olduk ki iPhone'ların alt kısmında yazan semboller ve rakamların anlamı çeşitli sertifikaları karşılıyormuş. Artık bu vesileyle de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca buralarla ilgili kafanızda takılan bir şey varsa lütfen yorum bölümünden belirtin. Şimdi arkadaşlar ben bir şeyi merak ettim size onu sormak istiyorum. Diyelim bir tane telefon mağazasına gittiniz ve bir cep telefonu satın alacaksanız o telefonun altında yazan şu simgeleri hiç baktınız mı, hiç ne olduğunu merak ettiniz mi? Hemen şurada bir yerde bir anketimiz çıktı. Onda 3 tane seçenek var. Cevaplarınızı bekliyoruz. Yani bunlar o kadar önemli şeyler mi? Tabii ki de çevre ve insan hayatı için önemli. Bunu hep beraber hem yorum bölümünde hem de ankette tartışalım. Başka bir Webtekno içeriğinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Her iki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.